Bir peynir gemisi programında da birlikte olmanın saadetini, mutluluğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu demde hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İnsanoğlu kuş misali geçen hafta sevgili Saadettin Acar'la çok güzel muhabbetler ettik. Bu hafta ise çok kıymetli bir büyüğüm, çok kıymetli bir ağabeyim, dostumla beraberim. Kendisi Yayfet Başkanı, aynı zamanda da Profil Yayınları'nın sahibi muhterem Münir Üstün Beyefendi. Şimdi biliyorsunuz fuarlar oluyor, işte CNR'da oluyor, TÜYAP'ta oluyor. Bakıyorsunuz özellikle son zamanlarda belediyelerin çok yoğun bir teveccühü var, evet. Kitap fuarı işlerine. Hı hı. Büyük büyük fuarlar yapılıyor. Mesela Kayseri'deki öyle bir fuar. Ciddi teveccüh topluyor, insanlar gidiyorlar, sanatçılar gidiyorlar, söyleşiler, imza günleri, kitap satışları falan. Şunu merak ediyorum ben baştan beri, ciddi bir kalabalık var ama acaba bu kalabalık hakikaten kitap alıyor mu? Bu kitap satışlarına yansıyor mu? Bizler dünya ortalamasının tam olarak neresindeyiz? Çünkü hani Google'a yazdığınızda o kadar böyle aslı astarı olmayan istatistiklerle karşılaşıyorsunuz ki bu işin aslı ne? Bu ülkede yıldan yıla kitap satışı artıyor mu? İnsanlar kitap alıyorlar mı? Aldıkları kitapları odalarının kütüphane bölümünde bir aksesuar olarak mı değerlendiriyorlar? Yoksa hakikaten bu kitapları okuyorlar mı? Okuyorlarsa anlıyorlar mı? Anladıklarını hayatlarına uyguluyorlar mı? İşte bütün bunların aslını, ilmini, özünü bilen, künhüne vakıf olan kişi kıymetli Münir Üstün ülkede. Biz de bugün bunu konuşacağız inşallah. Kendisi de aynı zamanda benim yayıncım olur. Bu itibarla da fazlaca mutluyum. Münir abi, eyvallah. Şimdi çok ciddi bir teveccüh var. Bakıyorsunuz fuarlara böyle kalabalık, evet. Millet oradan kitap alıyor. Bize böyle bir genel bir profil, genel bir resim çizer misiniz? Türkiye okuyan bir millet olduğu için mi bu kadar kalabalık kitap fuarları? Belediyeler, okuyucular çok talep ettikleri için mi kitap fuarları düzenliyorlar? Yoksa işin başka bir, bizim bilmediğimiz başka bir yönü mü var? Şimdi İlber Hoca şöyle diyor. Türkiye bir sohbet toplumu. Yani biz daha çok işte bu kıraathane kültüründen gelen insanlarız. Yani birbirimizle sohbet etmeyi çok seven. Konuşmayı daha çok seven. Kitap okumayı sevmeyen bir dönem için tabii bu böyle. Osmanlı özellikle. Tabii Osmanlı'da matbaa ve kitap girdikten sonra o kültür de okumaya başlıyor. Yani şu anda Türkiye kitap okuyor. Daha dün Mardin'deydim. Yani Erem gitti, Hasan Kaçan gitti, ne bileyim bir sürü sanatçı gitti, evet. Oraya. Ya bir gençlik merkezi kurmuş orada Vali Bey. Başında çok aklı başında bir Burak isminde bir arkadaş var, işleri koordine eden. Ya bakıyorsun yani evet mobilyalar, gençler falan hepsi güzel ama yani sonuçta bir gençlik merkezi burası yani. Evet. Valiliğin kurduğu bir gençlik merkezi ne kadar ses getirebilir? Abi yeri yerinden oynattılar bir ay boyunca. İçeriye girdik 200-300 tane, 400 tane genç aynı anda kimi kütüphanede, kimi bilgisayar salonunda, kimi işte tenis oynuyor, kimi yemek yiyor, çay bedava, kahve bedava. Ne kadar güzel bir şey. Sonra yakından bakınca anlıyorsun ki Vali Bey buraya para harcıyor. Evet. Vali Bey buraya kafa yoruyor. Vali Bey bizzat oturuyor gençlerle beraber orayı izliyor. Yani yapmış olmak için değil. Gerçekten bir derdi var ve bu derde derman olmak için yapıldı. Her halinden belli. Evet. Şimdi şunu soracağım. TÜYAP'ta beraberdik. Evet. Ve çok ciddi bir kalabalık vardı. Evet. Bu kalabalık ya da Kayseri'deki ya da diğer sahil kitap fuarlarında gördüğümüz kalabalık bize Türkiye'deki okuyucu oranı ile ilgili bir fikir verir mi? Yoksa hani gezmeye gelen insanlar rakam verebilirim. Bunlar. Yani ben bu noktalarda mesela şurada hazırlamıştım. 2010 yılından itibaren mesela rakamlar var elimde. Tamam. Bu Yayfet verilerine göre tuttuğumuz rakamlar bunlar. Yayfet'ten bir bandrol alınıyor. O bandrolün rakamları. 2010 yılında 214 milyon. 2011'de 289 milyon. 2012'de 293 milyon. 2013 330 milyon, 2014 344 milyon, 2015 384 milyon, 2016 405 milyon, 2017 408 milyon. Yani bundan 4 gün önce 400 milyon rakamına ulaştık Yayfet olarak. Kitap satışı bu. Bu üretimi. Nasıl ama yani? Ama sırayla üretim. Her yıl bu kadar kitap üretilmiş Türkiye'de üst üste. Hmm. Bu sene biz 413 milyonla kapatmayı hedefliyoruz değil, öyle büyük ihtimalle ya 412 ya da 413 milyon civarında olacak. Bu iyi bir rakam mı? Çok iyi bir rakam. Artı devletin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz dağıttığı ders kitapları bunun üzerine koyuyorsunuz. O da 200 milyon adet civarında. Artı
48 sayfaya kadar olan kitaplar, bandrol taşınması zorunlu olmayan kitaplar, 100-150 milyon arasında da onları bunların üzerine koyuyorsunuz. 600 yani 750-800 milyon tane Türkiye'de kitap üretiliyor her yıl. Kişi başı 4-5 kitap yılda okuyoruz evet. diyelim. Peki dünya ortalamasının tam olarak neresindeyiz biz bu rakamlarla? Biz dünyada 11. sıradayız. Yani bizim ekonomimiz dünyada 17. sırada veya 18. sırada ama kitap üretiminde ve ciroda dünyada 11. sıradayız. Birinci sırada kim var abi? Birinci sırada Amerika var. En çok onlar mı okuyor? Evet. Yani bir de nüfustan da kaynaklanan tabii şeyler var orada. Hmm. Ve hacim çok büyük Amerika'da. Yani 90-100 milyar dolar civarında. Bizde henüz 2-2,5 milyar dolar. Tabii bu doların devalü olmasıyla evet. da yani TL'nin devalü olmasıyla biraz düştü. Yani geçen sene daha yüksekti tabii bizdeki rakamlar. Rating yapacak bir soru sorayım ben Buyurun. Size. Şimdi eminim bir şekilde kitabı yayınlanan herkese hele de bir ekranların önündeyse biraz tanınıyorsa en çok karşılaştıkları soru biçimi şudur. Abi şiir yazıyorum, benim şiirlerime bir bakar mısın? Öykü yazıyorum, benim öykülerimi de okur musun? Şimdi eminim bizi izleyen arkadaşlar arasında belki gerçekten de yetenekli çokça arkadaş var. Fakat evet. Hani şöyle bir ön yargı var. Ya bunlar ünlü, zaten medyatik gidiyorlar. Yazdıkları hani edebi anlamda hiçbir şey ifade etmese bile belli bir satış rakamına ulaşma garantisi olduğu için yayıncılar daha bir toleransla bunların kitaplarını çıkarıyorlar falan diyorlar. Biz gitsek bize randevu bile vermezler deniyor. Çok yetenekli olduğunu düşünen bir şair adayının ya da bir yazar adayının izlemesi gereken ideal yolu bize anlatır mısınız? Arkadaşlar soruyorlar çünkü bunu. Şimdi bu öyle değil. Çünkü biz Bekir Develi'yi ne kadar zorladığımızı Bekir Develi biliyor. Evet. Mesela Serdar Tunceli veya Tarık Tufan'ı. Yani hani böyle tabii ki daha kolay. Ama yine de zorluyor. Sizi de çok zorladık. Evet. Serdar Tunceli de çok zorladı. Yani satılsın diye Tarık değil, Tufan'ı yanlış anlaşılma zorladık. Olmasın sevgili sevenlerim. Satılması için değil, hayır. Şey yani ben yazmayacağım dedi. Kitabı oluşturma sürecinde yani de çok uğraştık dedim, ben yani. Ben kitap çıkarma taraftarı değildim çok. Hayır yani. Sizden gelen metinleri tekrar size göndermedik evet, mi? Doğru. Tekrar siz bize doğru. gönderdiniz. Yani bu zaten böyle doğru olan pişti, bir iş. Pişti süreç ya, oldu. Öyle bir ön yargımız yok. Yani Hı-hı. işte onun kitabını yayınlamayız, onun şiirine bakmayız, öyle yapmayız, böyle yapmayız. Ama her şeyin bir yol yordamı var. Hı-hı. Nasıl Şimdi olmalı şiir abi? Kitabında bizim profil kitabın şiir editörü İbrahim Tenekeci. Şimdi İbrahim Tenekeci bana dese ki bu boş sayfa, bunu yayınlarım. Ha. O ne derse onu yaparım. Şimdi şiirlerde şair arkadaşların dikkat etmesi gereken şey şu. Şiirlerini öncelikle şiir dergilerinde veya edebiyat dergilerinde yayınlatmaları lazım. Hmm. İtibarda, hecede, nihayette. Tabii ki yani işte? Oralarda ha. karşılık bulması lazım, değer bulması lazım, biraz kendini ispatlaması lazım. Aynı şekilde öykücülerin de öyle post öyküde yayınlanması lazım. Hı-hı. İşte Varlık dergisinde yayınlanması Yine lazım. Öyküde yayınlan. Sabit Fikir'de mesela Hı-hı. bir şeyler karalamaları Hı-hı. lazım. Yani böyle hemen olmuyor. Yani tamam, bize gönderiyorlar mesela tamam. öykü dosyaları geliyor, roman dosyaları Hı-hı. geliyor. Okuyor musunuz abi onların hepsini? Hepsi tek tek okunuyor. Hepsi gerçekten okunuyor. Gerçekten okunuyor. Çünkü hani böyle bir inanış da var ya, gönderiyoruz ama okumadan yok diyorlar falan diye. Gerçekten okuyorsunuz. Biraz süreç uzuyor ama okunuyor. Ha, gerçekten iyi. Okunuyor. Yani bizde Merve kardeşimiz evet, var. Merve evet. Kar. Ha. Merve hepsini okuyor. Ha. Zeynep Tuğçe Özcan hepsini okuyor. Zeynep Ekşi hepsini Onlara okuyor. Hepsinin görevleri var. Buradan. Orhan Efe Özdenç hepsini okuyor. Yani Hı. bu arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bütün dosyalara da rapor yazıyorlar. Yani sadece okumakta kalmıyorlar. Çok ciddi tahlil yapıyorlar. Çok tabii çok ciddi raporlar yazıyorlar. Hmm. İşte şöyle ilerlerseniz şöyle olur. Şu kitapları okumanız lazım. Kurgusuna dikkat etmeniz lazım. Biz elimizden geldiği kadar herkese randevu veriyoruz. Peki şey oluyor mu abi? Yani bu amatörlerden diyeyim, amatör şair ya da yazarlardan bir metin gelip böyle 2-3 paragraf okuduktan sonra aklınızı başınızdan alan böyle biri çıktı mı? Var, oluyor. Yani evet. dergide yayınlandı, yayınlanmadı önemli değil, umurumda değil bu iki paragrafın hatırına. Ben masraf yapıyorum bu insana, bu masrafı yaparım ve buna kitap yaparım dediğiniz biri oldu mu? Çok kişi oldu mu? Mesela Timur Nakkaş diye bir arkadaş var, Hayalet Şehir'de bir kitabını çıkardık. Hmm. O iyiydi mesela, çok hiç şey yapmadık, ikiletmedik. Okur okumaz, yani. Tabii, karar tabii. verdiniz. Ondan sonra... Geçenlerde Bursa Kebapçısı var. Bursa Kebapçısı iki kardeş var. Bir de babaları var. Hmm. İki kardeş
Bir tanesi tam bir esnaf, bir tanesi tam bir entelektüel. Öykülerini size yollayacağım. Göreceksiniz Hüseyin'in öykülerini okuduğunuz zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Muhteşem. O zaman bunu toparlayalım arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Diyor ki Münir Bey, eğer iyi şiirler yazdığınızı düşünüyorsanız, iyi öyküler ürettiğinizi düşünüyorsanız, önce bir yayıncıya gidip haydi bunu kitaplaştıralımdan evvel ilk yapmanız gereken şey, iyi dergilerde, iyi öykü ya da şiir dergilerinde oralara gönderin ve orada yayınlatmaya bakın eserlerinizi. Zaten iyi yazıyorsanız bu çok hızlı bir şekilde fark edilecektir. Mutlaka bir teveccüh bulacaktır. Ve oradan adım 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 yürüdüğünüzde sizin bir yayıncıya bile gitmenize gerek kalmadan yayıncı sizi bulacaktır tabii, zaten. Tabii tabii. Şimdi mesela Edebiyatı Teşvik diye bir şey var. Kültür Bakanlığı'nın iki dönem yaptığı. Birisi Şubat ayında yapıyor. Bir de Ekim-Kasım aylarında yapıyor. Tam yanlış. Ekim herhalde. Ekim'de başlıyorlar. Biz iki dönemde de kitaplar yayınladık. Mesela bu son dönemde Soner Karakuş'un Gece Geçtiği bir şiir kitabını yayınladık. Yani Soner kendini itibarda ispatlamış bir kardeşimiz. Emrah Mete diye bir arkadaşın kitabını yayınladık. Mezarlıkta Birkaç Ay diye. Bir de Hatice Dırmıkçı diye bir Şifacı diye bir fantastik roman yayınladık. Ve Şifacı inanılmaz derecede bizi şaşırttı mesela. Yani satıyor kitap. Evet, yani iyi satıyor. Yani hani ne reklam yaptık doğru dürüst. Daha çok yeni zaten. Yani birinci baskısı bitmek üzere. Bizi şaşırtan bir kitap mesela. Ne kadar güzel. Emrah'ın kitabı da öyle. Soner zaten kendini ispatlamış. Soner'in kitabı biraz şiirler biraz yavaş satıyor. Yani böyle roman ya da öykü gibi çok hızlı satmıyor. Ama o da çok iyi. Yani iyi kitaplar her zaman karşılığını buluyor. Hadi gel birazcık da magazinleştirelim muhabbeti. Ondan sonra daha yine ciddi şeyler konuşuyoruz. Şimdi isim vermeden yapacağım bunu ama hani hayırlı akşamlar yazıp altına ismini yazan yazarlar var. Yani Twitter fenomenleri var, tamam mı? Ya da mesela şu anda burada herkesin çok basit bir şekilde yani yemek yerken dişini fırçalarken bile üretebileceği cümleleri kitaplarına yazan insanlar var. Mesela diyor ki işte ağaç hayat demektir. Altına yazıyor Münir Üstün. İşte ayakkabıyı bağlayamıyorsan. Abi şu anda söylediniz ya, şimdi Twitter'da birisi yazacak onu ve bana mal olacak. Ya mesela diyor diyor ki işte ayakkabı bağlamayı bilmiyorsan işin zor kardeşim. Altına yazıyor işte Mustafa Güneş falan diye. Ve bakıyorsunuz bu minvalde çıkarılmış eserler milyon satıyor bazen. İnanılmaz bir teveccüh görüyor. Ve eli kalem tutan hani birazcık da mürekkep yaranmış, tedrisattan geçmiş adamlar bu işe çok kızıyorlar. Evet. Haklı olarak haklılar belki. Haklılar evet. Bu nasıl bir kafa? Kim alıyor bu kitapları? Niye satıyor bu insanlar? Yani bunun hiç buna dair bir araştırma yaptınız mı? Bunun altında yatan nedenler, psikolojik nedenler mi? Yoksa çok iyi bir pazarlama stratejisi mi var? Yoksa iyi kitapları, belli bir entelektüel düzeyde yazılmış kitapları insanlar algılamıyor da, anlamıyor da Allah'ım işte aradığım yazar bu, ne kadar sade yalın anlatmış diyerek mi alıyor? Niye satıyor bu insanlar bu kadar? Okur eğilimi yani ona hani çok bir şey diyemeyiz. Yani bunu araştırmasını, hatta dün İstanbul Ticaret Odası'nda bir toplantımız var. Recep İvedik niye çok seyrediliyor? Seyrediliyor abi. Demek ki o da bir açık. Yani işte şu siyasi partiye niye bu kadar oy veriliyor? Seviyor insanlar. Evet. Demek ki bizim tahlil edemediğimiz, bizde olmayan ama onların fark ettiği bir boşluk var. Ve olabilir onu... yani hani... Peki bu eleştirilecek bir durum mudur abi yani, sizce? Ya intihal ve hırsızlık olmadığı müddetçe çok eleştiri taraftarı değilim ben. Kesinlikle yani, katılıyorum. İntihal ve şey varsa i̇ntihal eleştirebilirsiniz. Yani, araklama yani, varsa evet. Tabii ki eleştiririz. Sonuna kadar karşı çıkarız. İnşallah ben şöyle yine hani çok umutlu konuşuyorum bir yayıncı olarak. Kötü metinden iyi metine giderler inşallah bu okuyan insanlar, onları satın alan, o kitaba değer veren insanlar. Bu metnin kötü olduğunu belki farkında değillerdir ama fark ederler insanlar okuya okuya hangi metnin çok güzel olduğunu. Savaş ve barışa doğru giderler belki. Ne bileyim daha iyi metinlere doğru giderler, daha güzel romanlara doğru giderler. Daha sıkı bir edebiyat kitabına doğru giderler diye umuyorum ben. Mesela şey deniyor abi, bu isimler büyük isimler, çok büyük reklam yatırımı yapıyor yayıncılar. Münir Bey ciddi para harcıyor, kitapta tabii şakır şakır satıyor. Bu kadar para harcasa benim kitabım da satar diyor. Bu para harcamayla okuyucunun fark edip ağızdan ağza
tavsiye, o biri nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani Münir Üstün bir kitabı maksimum ne kadar sattırabilir? Bir şey olmazsa. İçinde hiçbir şey olmayan boş bir kitabı mesela. Bu Münir gerçekten... Üstün'ün 2013'te kendi kitabı çıktı. 30 yıllık yayıncıyım ben. Evet. 1200 tane sattım. Gerçekten evet, mi abi? 1200 bir başka adet. Başka programda yeniden görüşmek ümidiyle. Evet. Kapatı programı yani. Bu böyle değil. Böyle bir matematik eyvallah. Yok. Eyvallah. Keşke fısıltı dediğiniz şey var ya, o ikinci söylediğiniz önemli. Asıl satışı asıl yaptıran satışı o değil o. Mi? O. Sinan Yağmur mesela örneği var Türkiye'de. Hı-hı. Sinan Yağmur 26. kitabında Aşkın Gözyaşlarıyla meşhur olmuş bir yazar. O kitap 1 milyonu geçmiştir Türkiye'de. Hı-hı. Olasılıksız Adam Fever'ın kitabı. Amerika'da satmamış kitap Türkiye'de sattı. Nasıl sattı? April Yayınları reklam mı yaptı? Hiç reklam falan yapmadı. Empati, ikinci kitabı Adam Fever'ın. Amerika'da basılmadı, Türkiye'de ilk Türkiye'de basıldı. Allah abi Allah. Evet. Abi. Mesela böyle çok bedava kitap isteyenler oluyor. İşte, muhteşem yani. O hiç bedava istememiş yani. Hayır, bedava istemiyor. İnanılmaz çok güzel bir şey. Mail aldım bir şey ben yani. Dün gece. Okudum, çok duygulandım. Sabah da yayıncıma gönderdim, Münir Bey'e gönderdim. Ben de gerekeni yapacağımı söyledim. Ben de yapacağım. Yani ben, ya, o yapmak lazım yani. Kesinlikle ben de yapacağım. Öyle. Şimdi size ismini vermeden bu arkadaşımızın bana attığı maili çok böyle olduğu gibi okuyorum. Diyor ki abi selamun aleyküm. Ben 19 yaşındayım. Tokat'ta yaşıyorum. En yakın arkadaşımla birlikte muhabbetinizi çok seviyoruz ve sizi ilgiyle takip ediyoruz. Kitabınız çıktığından beri okuyabileceğimiz günü heyecanla bekliyoruz. Hal böyle olunca arkadaşıma doğum gününde sizin kitabınızı hediye etmeye karar verdim. Hatta imzalatma imkanı olur mu diye düşündüm. Sonra parantez açmış. Kitabı sipariş verdikten sonra imzalı kitap satışıyla ilgili post paylaştınız. Ama nasip böyleymiş. Elimdeki para iki kitap almaya yetmeyecekti. Bakın bundan sonrası çok hazin. Elimdeki para iki kitap almaya yetmeyecekti. Normalde arkadaşımın kitaplarını ödünç alır okurum sık sık ama kendi hediye ettiğim kitabı isteyip okuyamam diye biraz üzüldüm. Kargo elime ulaştı. Yarın kitabı arkadaşıma vereceğim. Gözüm kitapta, kafam karışık. Bari ön sözüne bakayım derken kitabı elime aldım. Başladım okumaya. Sayfalar kırışmasın, sıfır kitap görünümünü kaybetmesin diye tam açmadan özenle ama utanarak okudum. Hırsızlık yapmışım gibi. Arkadaşımın bilmesini istemiyorum ya ondan. Ona yalan söylemiş gibi olurdum. Aslında sadece halimi bilsin istemedim. Gözümden anlar biliyorum ama ben yine de istemedim işte. Zaten kitabı okudukça da utancım giderek arttı. Ama bu sefer sebep farklıydı. Ninenizin bohçasından çıkan mendilleri okuduğumda, bu benim kitabımdaki bir bölümdü. Ninenizin bohçasından çıkan mendilleri okuduğumda çok utandım mesela. Tam da o anda gözümden birkaç damla yaş süzülüp kitaba düştüğünde kendimi de ele vermiş oldum. O yaşın düştüğü yer şişiyor çünkü ıslandığı için. Arkadaşım o sayfayı okurken ıslanıp kurumuş olmanın verdiği hafif buruşukluğu hisseder mi diye düşündüm. Şimdi kitap bitti. Yani hepsini okumuş böyle yarım yarım açarak. Şimdi kitap bitti ve ben aynada gördüğüm eksiklerimin utancıyla kavruluyorum. Bana aynı olduğunuz için teşekkür ederim. Kitabınız bir avuç dua bıraktı gönlüme. Allah sizden razı olsun. Şimdi gel Bekir Deve olarak sen buna bir koli kitap gönderme yani. Tabii evet. Ki gönderirim buna yani. Ben de göndereceğim. Ben göndereceğim. Zaten yazdım yani. Çok güzelmiş. Bekir abin yaşıyor, kafanıyor ama biraz sürecek dedim, birkaç gün yurt dışına gideceğim. Ama döndüğümde sana güzel bir koli yapacağım ve bu kitapların hepsini bir tane de kendi kitabımdan imzalı yollayacağım dedim. Evet. Cevap ne yazdı biliyor musun abi buna rağmen? İstemiyorum yazlar. Cevap vererek beni çok mutlu ettiniz. Eğer kitaba isim yazarak imzalıyorsanız benim adımı yazmayın ne olur. Arkadaşımın isminin yazmış, ismini söyleyeyim. İmzalı kitap onun olsun. Böylece dül olanları ona anlatırım. Helallik isterim. O da çok sevinir. Allah Allah. Maşallah. İşte ya. Böyle olunca ben bir koli de gönderirim yani. İnşallah. Ama şimdi kimisi de böyle abi. Yani kitabı çıkmış ya. Hani göndermiyorum valla. Ne biçim adamsın. Ya işte bu olunca da öyle değil işte yani. Sen alma, o alma. Kim alacak bu kitabı? Bu hafta ise çok kıymetli bir büyüğüm, çok kıymetli bir ağabeyim, dostumla beraberim. Kendisi Yayfet Başkanı. Aynı zamanda da Profil Yayınları'nın sahibi muhterem Münir Üstün Beyefendi.